Merhabalar şimdi önce dışarıyla başlayayım Türk-Amerikan ilişkileriyle sonra içeriye döneyim ama önce Allah çarpmış ÖSYM vurmuş sormuş bir şeyi çok merak ediyorum Cumhurbaşkanı neredeyse her gün bir yerde konuşma yapıyor ama hiçbir gazeteci soru sormuyor Cumhurbaşkanı konuşmasını yapıyor ve bitiyor herhalde tövbe haşa Cumhurbaşkanı'na soru mu sorulacağını zannediyorsunuz. Zaten Cumhurbaşkanı son dönemlerde son dönemde basın açıklaması yapmıyor işte kongre konuşmaları falan yapıyor orada da. Ee, soru sorulmasından yönelik bir hani dizayn olmuyor öyle bir dizayn olmuyor ama genellikle mesela yabancı bir devlet hükümet başkanı falan gelince e, basın da oluyor içeride ve soru yöneltebiliyor gazeteciler. Ama epey uzun zamandır katılmadığım için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu basın açıklamalarına nasıl oluyor bilmiyorum. Galiba tek tek gazetecilerin sorulacağı sorular önden alınıyormuş anladığım kadarıyla. Katılırsam böyle bir toplantıya nasıl olduğunu da paylaşırım sizlerle. Nasıl katıldım, ne oldu, sorulacak soruları önden aldılar mı? Bu bilgileri edinirsem sizlerle paylaşırım ama en son öyle diyordu gazeteciler. Yani sorulacak sorular da önden alınıyor, hani ne sorulacak çek ediliyor gibi. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Biden ya da Türk-Amerikan ilişkilerinde acaba yeni bir sayfa açılabilir mi? Türkiye'den bu arayış var belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir konuşma yaptı. O konuşma enteresan. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi televizyon kanalı Task TV'nin açılışı için bir mesaj göndermiş. Bu mesajda deniyor ki. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ortak çıkarlara dayalı güçlü kapsamlı stratejik müttefiklik ilişkisi vardır. İlişkimizde zaman zaman görüş ayrılıkları olsa da ortaklığımız bugüne kadar her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Diyor. E, Türk-Amerikan dostluğunu ciddi bir şekilde test edildiği günleri hep beraber yaşadık. E, PKK terör örgütü uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği dayanışmayı göremedik diyor. Aynı şekilde Amerikan makamlarına ilettiğimiz klasörler dolusu delillere rağmen FETÖ elebaş, elebaşısı ile ilgili 4 e, yıldır hiçbir adım atılmadı diyor. Bunların altını çiziyor ama diyor ki biz yeni bir başlangıca hazırız. Bir de orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarf ettiği bir söz çok dikkat çekti. Dün de sosyal medyada bu söz viral oldu. Diyor ki nitekim Amerikan Kongresi'ne yönelik menfur eylemde başı çekenlerin bölücü e, örgütün Suriye kolu YPG PYD ile bağlantıları ortaya çıktı. Deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan hani biraz gülenler oldu. 6 Ocak'ta Amerikan Kongresi'nin Trump yanlıları bastı ya çünkü Trump sürekli tweetler atıyordu açıklamalar yapıyordu bu seçim aslında ben kazandım bunlar seçim çalıyorlar falan diye. Ve bunun üzerine Trump yanlısı aşırı cumhuriyetçi mi değil ne diyeyim artık. E, kişiler gittiler ve Amerikan Kongresi'ni bastılar. O da Amerikan siyasetinde bir dönüm noktası oldu. Trump'ın siyasi geleceği açısından da bir dönüm noktası oldu. Peki basanlarla YPG'nin ne alakası var acaba diye biraz bakındım şöyle bir şey olmuş. Bunu adpost.com haber sitesinde paylaşmış. E, şöyle ki Kongre değil ama e, Florida'nın Tallahassee kentinde Florida Eyalet Meclis binasına saldırılar olmuştu. Benzer bir şekilde Trump yanları bakmaya çalışanlar olmuş. Oradan bir kişi Baker, Daniel Baker diye bir kişinin YPG bağlantısı ortaya çıkmış. YPG'li olduğu, keskin nişancı eğitimi aldığı ve çeşitli belgesellerde görüldüğü biliniyor. Ve Baker tutuklanıyor. Gözaltına alınıyor daha doğrusu ve böylece deniyor ki Amerika Birleşik Devletleri Daniel Baker'ı YPG ile bağlantılı olarak gözaltına aldı. Bu da bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri YPG'nin PKK'nın kolu olduğunu kabul etmiş oldu diyor. Etmiş ol, olur mu böyle dolaylı bir şeyden bunu bilmiyorum. Çünkü burada kongre baskını ile ilgili yani daha da kongre değil ne derler bunu eyalet meclisi binası baskını ile ilgili gözaltına alınmış. E ne alakası var İşte bu hani YPG ile YPG'ye giden orada savaşan Amerikalılar meselesi konuşula geldi. Hakikaten böyle bir kısım gördük yani artık nedir ne değildir bir kısmı belki ajandır. Bir kısmı ordudan ayrılmış, biraz kafayı sıyırmıştır. Kim kim bilir yani. Kimisi kendi dünyasına göre idealisttir falan. Oluyor böyle insanlar. Kendince işte işte karşı savaşlarını düşünmüş idealist falan olabilir. Dediğim gibi eskiden orduda ordudan ayrılmıştır falan biraz Post e, ne derler post e, stres sonrası travma bozukluğu yaşıyordur falan her türlü olabilir değişik değişik tipler var herhalde bu Daniel Baker da böyle bir tip e, ama işte Kongre değil de e, şeyde e, yerel meclis baskını Florida'da yerel meclis başkan baskında tutuklanan bir kişi ama tabii burada hani biraz ne derler böyle biraz e, zorlama bir bağlantı <laughs> duyuyor tabii Kongre baskını YPG sempatizanları yaptı demek çünkü Kongre baskını yapanlar aslında hani Trump şeyleri Trump yandaşları pek çoğu YPG'nin ne olduğunu bilmiyordur bile muhtemelen ama burada şunu görüyoruz ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan yani yeni yönetim Amerika Birleşik Devletleri ile bir iletişim yolu bulmaya çalışıyor ve bir yeniden bir reset yapmaya çalışıyor yani ilişkileri resetleyelim Türkiye ne diyor Amerika e, Suriye'de YPG ile işbirliği yapmasın diyor. Ee, i̇şte Halkbank davasında da ceza kesmesin Halkbank'a diyor. E, bunun karşında Türkiye'de işte S-400'leri Girit modeli falan uygulayacak. Yani bir diyor ki bir ortak nokta bulalım. Erdoğan bunu söylüyor. Diyor ki bizim sizinle anlaşamadığımız konular var. Ama diyor e, anlaşabileceğimiz konular da var. Oturalım konuşalım diyor. Fakat e, Amerikan Başkanı Biden göreve geldiğinden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadı aramadığı tek lider Erdoğan değil yalnız. Aynı şekilde e, Suud Veliahtı Bin Salman'ı da aramadı. Mısır lideri, darbeci lider El Sisi'yi de aramadı. Önemli. Bununla ilgili Financial Times'ta David Gardner imzalı bir yazı çıktı. Orada diyor ki David Gardner bu diyor aramama yani bir sessizlik diplomasisi. Sessiz kalarak da aramayarak da bu liderleri bir mesaj veriyor. Ne mesajı veriyor? Bu iktidar yani Biden iktidarı kendince kendi kriterleri çerçevesinde işte demokrasinin e, önemli olduğunu söyledi. Demokrasi önemli bizim için kırmızı çizgi ve bu insan hakları demokrasi konularında daha proaktif olacak Biden yönetimi demişlerdi. E orada şimdi tabii darbeyle iktidara gelmiş bir lider Sisi'yi aramıyor. Aynı şekilde Suudi Arabistan'ı bu demokrasi konusunda belli ki Biden yönetimi daha çok kenara sıkıştıracak. Şöyle de bir şey var. Normalde Beni Salman şu anda hani veliaht prens. E, fakat Biden yönetimi, bu da BBC Türkçe'nin aktardığı bir haber. Biden yönetimi e, mevcut kralla, kral Selmanla ilişkileri götürmek istiyor. Çünkü Biden yönetimi hani artık böyle Trump döneminde olduğu gibi kişisel e, arkadaşlıklarla kişisel telefon görüşmeleriyle uluslararası ilişkileri götürmeyeceğiz. Kurumlar üzerinden gideceğiz. Kurumları güçlendireceğiz diyor. Biden yönetiminin bir iddiası da bu. Bir isteği, bir hedefi de bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri içi Amerikan siyaseti için de. Onun için mesela Bin Salman'la da görüşmüyorlar. Direkt kralla görüşüyorlar. Kimse güç pozisyonundaki, kim sorumluysa onunla görüşürüz diyorlar ve Bin Salman'ı da biraz sıkıştırıyorlar bu demokrasi falan konusunda. İşte bir videoda da konu etmiştik. Çok tanınan, Suudi bir kadın aktivist, kadınların araba kullanması için bastıran bir kadın aktivist mesela ev hapsine çıkarıldı. Cezaevindeydi uzun süredir, Suudi Arabistan'da da sıkıştıracak. Türkiye'yi de aramıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan da aramıyor Biden. Ne olacak bakalım, onu zaman içerisinde göreceğiz. Fakat Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili bir dizi tweet dün MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Ben hemen bu... Tweetleri de sizinle paylaşmak istiyorum. Yine e, tweetsel bir tweetsel paylaşmış Devlet Bahçeli. Ve e, malumunuz hani Sayın Bahçeli de seviyor böyle tweetseller paylaşmayı. Şimdi diyor ki, e, şuradan alalım. Son günlerde Demokrat Parti'ye yakınlığıyla bilinen küresel bir düşünce kuruluşu, olmayı amaçlayan Brookings Brookings Enstitüsü yazmış ama Brookings diyor herhalde. Peş peşe Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini merkeze alan raporlar yayınlandı. Bu raporların yayınlanması, zamanlaması son derece manidardır. Özellikle geçtiğimiz ay sonunda Galip Dalay ve bu ay içinde de Nicholas Stanford tarafından yazılan makale ve veya raporlar dikkatle takip ve analiz edilmelidir. Bunlardan birisi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri uzun süre kriz içinde kalacak derken diğeri işbirliği ve kısıtlama arasında yeni bir Türkiye için yeni Amerikan politikaları önermektedir. Türkiye'nin batı ile bağlarının yeniden kurulmasının yeni bir hükümete kalacağı iddiası seslendirilmiştir. Sözde siyasi mahkumların serbest bırakılmasının Türk-Amerikan ilişkilerinde iyileşme yaşanması için ön şart olduğu vurgulanmıştır. Yani tehdit ve dayatma diz boyudur. Türkiye'mize ve meşru hükümetimize alçakça parmak sallanmaktadır. Brookings Enstitüsü Türkiye'yi adeta sömürge ülkesi gibi servis etmiştir. Gözümüzden kaçmayan bir başka husus da şudur. İşte Kemal Derviş Brookings Enstitüsü'nde yöneticidir. Bu durum kuşku vericidir diyor. Çünkü işte dermiş diyor CHP'li efendime söyleyeyim e, o zaman o zaman işte CHP'lerde ajan falan böyle bir şey getiriyor devlet Bahçeli. bu Türk siyasetinde hep böyle bir kompleks bu da şeyler de eskiden hani CHP'ler de yapardı çok Ak Partiler de yapıyorlar şimdi MHP'liler yapıyor falan Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle düşünce kuruluşları var ya bu düşünce kuruluşlarından zaman zaman işte Amerika'da dışişleri bakanlığı Pentagon falan rapor satın alıyor. Fakat burada bir kafa karışıklığı var. Bu think tanklerin düşünce kuruluşlarının raporları resmi açıklama zannediliyor. Bu bir türlü algılanamıyor Türkiye'de. Nicholas Stanford zaten uzun yıllardır Türkiye'yi şey yapan, takip eden bir analist. Hakikaten Türkiye siyaset neyi biliyor? iyi Türkçe biliyor. Gidiyor geliyor. Böyle bir rapor hazırlamış. E tamam ne yani Brookings Enstitüsü'nü mesela Devlet Bahçeli acaba niye kendisine muhatap kabul ediyor? Yani çok enteresan. Bir analistin yazdığı bir rapor. Hani resmi bir açıklama değil, bir şey değil ama Türk siyasetinde hakikaten hep böyle bir acayip bir kompleks var yani. Kenarda, köşede ne kadar düşünce kuruluşu varsa onların raporlarından bir alınma, efendim bir mana çıkarma, bu düşünce kuruluşlarını sık sık işte bunlar gölge CIA falan diye algılama falan böyle efsaneler yaratma. Neyse Nicholas Stanford'un raporuna da baktım. Uzun uzun anlatmayacağım. Bununla ilgili belki ayrıca bir katıl videosu yaparım ama Nicholas Stanford diyor ki şimdi Batı medyası Batı'da hakikaten hep şöyle bir şey var. İşte Erdoğan ara sıra böyle demokrasi mesajları falan veriyor ya. Bu batıda şöyle yankı buluyor. Aha işte tamam Erdoğan batıyla uzlaşmak istiyor. Hakikaten demokrasiye döner mi? Dönecek mi? Acaba Erdoğan e, işte otokratik politikalarının sonu geldi mi? Başka bir hamle yapacak mı? Yeniden Erdoğan'la ilişkileri reset ettik, konuşsak mı? Böyle şeyler oluyor Erdoğan her demokrasi mesajı verdiğinde. Nicholas Stanford da diyor ki ya işte Erdoğan böyle diyor ama hani siz bakmayın Erdoğan bugün böyle der, yarın başka bir şey der diyor. Hiç siyasetteki gelişmelere paralel olarak onun için diyor hani olacak Türkiye Amerika ilişkilerinde bir reset olacaksa diyor bunun bundan sonra gelen hükümetle demokratik olarak seçilmiş bir hükümetle ancak oturulup konuşulabilir. Hani yeniden Türkiye'nin menfaatlerine gerektiriyor Amerikan menfaatlerine gerektiriyor ancak diyor bunlar yeni bundan sonraki hükümetle oturulup konuşacak konular olabilir diyor çünkü hani güvenilir değil diyor. Erdoğan yönetimi, Nicholas Stanford böyle bir çıkarım yapmış yani aşağı yukarı Devlet Bahçeli de buna kızmış. Fakat tabii ben Devlet Bahçeli'nin tweetlerinde şöyle de bir ton görüyorum aslında. Şunu diyor. Yani Türk Amerika ilişkilerinde bir yeni sayfa açılacaksa, işte düzelecekse ilişkiler onu da biz yaparız kardeşim. Başkası yapamaz diyor aslında. Öyle bir hani aba altından sopa gösteriyor. Devlet Bahçeli de böyle alınmış. Ama öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yeniden ilişkileri onaralım mesajı gidiyor Biden'a. Bakalım ne olacak? Bunu göreceğiz diyeceğim ve geleceğim şimdi iç siyasete. Süleyman Soylu uzun bir aranın ardından A Haber'e çıktı. Uzun bir ara diyorum. Eskiden çünkü e, Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı iken Berat Albayrak'la Süleyman Soylu'nun arasının iyi olmadığı hep konuşuluyordu. O nedenle de Süleyman Soylu'nun e, özellikle işte Albayrak medyasında pek yer almadığı analizleri yapılıyordu. Fakat Süleyman Soylu Bugara Operasyonu sonrasında da dün epey uzun bir programa katıldı A Haber'de. Boğaziçi protestolarından Gara Operasyonu'na pek çok konuya değindi. Ve şöyle bir şey iddia etti. Dedi ki Süleyman Soylu mecliste yaptığı konuşmada şunu demişti. Bir HDP milletvekili, kadın ve milletvekili Garay'a gitti operasyondan önce. Sorarsanız da ismini söylerim falan gibi şeyler söylemişti. Dün programda soruldu. HDP ağrı milletvekili, eski eski ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in adını zikretti Süleyman Soylu. şunu söylüyor, diyor ki bir telefon konuşması. işte bir kişi örgüte katılmak istediğini söylüyor. Bunun için Dirayet Dilan Taşdemir'i arıyor. Dirayet Dilan Taşdemir de böyle şeyler telefonda konuşulmaz diyor. Ben sana ayarlayacağım diyor. Daha sonra bir araya geliyorlar. Sözde bu örgüte katılmak isteyen kişiyle. Ve diyor ki daha önce işte diyor Kandil'e de gitti. Garay'a da gitti. Garaya da gitti biliyoruz diyor dedi ve işte bir takım fotoğraflar paylaştı. Soylu'nun bu açıklamaları sonrası Dirayet Dilan Taşdemir ile ilgili savcılık soruşturma başlattı. Ancak Dirayet Dilan Taşdemir Soylu'nun bu iddiaları yanlış, doğru değil ve bunu ispatlayacağım diyor. Öte yandan bununla ilgili Pervin Buldan da bir tweet attı. Süleyman Soylu'ya cevaben hemen onu da göstereyim ben size. Pervin Buldan'ın tweet'ine şöyle diyor ki, e, İçişleri Bakanı'nın dün akşam katıldığı programda gösterdiği resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan'ın bilgisi ve onayıyla gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır. Ben salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım. Şimdi birkaç videoda Welle için Pervin Buldan'la yaptığım yayına referansta bulundum ama yine o referansta bulunmam gerekiyor çünkü gündeme geldi. Pervin Buldan bana verdiği röportajda demişti ki ben yani biz biz HDP olarak terör örgütü PKK ile tabii ki görüşmüyoruz. Çözüm sürecinden bu yana bir irtibatımız bir kontağımız yok demişti. Onun üzerine mesela Nedim Şener de şey yapmış tweet atmış. Ee, Cemil Bayık'la Pervin Buldan'a fotoğrafını paylaşmış. İşte bunu da gö bunu gösterelim o zaman diyor Pervin Buldan'a. Fakat Pervin Buldan zaten şunu söylüyor. Çözüm sürecinde diyor devlet bizi görevlendirdi. Devlet gidin görüşün dedi. Biz bu çerçevede gittik görüştük diyor. Fakat çözüm süreci bittikten bu yana görüşmüyoruz diyor Pervin Buldan'ın söylediği. Bu çözüm süreci boyunca e zaten HDP'lerin Kandil'e gittiği vesaire bu biliniyor hatta Pervin Buldan'ın o Cemil Bayık'la anladığım kadarıyla paylaştığı fotoğrafta o meşhur günden. Bütün gazeteciler ulusal basında çalışan gazeteciler toplanıp Kandil'e götürülmüştü. İşte Murat Karayelan'la falan röportaj yapmışlardı. Çözüm süreci tüm hızıyla devam ediyordu işte işte yani oturuluyordu konuşuluyordu sözde PKK silah bırakacaktı falan filan bunun yolu yapılıyordu ve bir işte öyle bir süreç vardı görüşme süreci vardı. Bununla ilgili de geçtiğimiz gün bir videoda şunu söylemiştim. Yani çözüm süreci bir şeye dayanmıyordu yasal zemine diye. Yalnız iz izleyicilerden bir tanesi sağ olun paylaşmış. 2014 yılında çıkan bir çözüm süreci kanunu var. O kanunda deniyor ki terörün bitirilmesi için işte kamu görevlileri gerekiyorsa işte terör örgütü üyeleriyle görüşebilir, gerekli görüşmeler yapılabilir vesaire diye bir kanun çıkmış. Doğru. Ancak başkanlık sistemine geçildiği zaman başkanlık sistemi için bu kanun revize edilmeyince hani kadük olmuş olmuş. Yani hali hazırda bir kan kanun yok ama 2014'te bir kanun çıkmış. Onu da altını çizmiş olayım. Neyse Pervin Buldan da diyor ki ya biz çözüm süreci çerçevesinde gittik görüştük sonrasında görüşmedik diyor. Çözüm süreci çerçevesinde herkes gitti görüştü maalesef. O zaman öyle yürüyordu. Ama işte enteresan yani Türk siyasetinde bir takım milatlar koyuyor iktidar kendi kendisine. İşte bu FETÖ ile ilgili de yani ee, bu Fetullahçı organizasyonla AK Parti işbirliği içerisindeydi. Sonra e, işler değişti, işte araları bozuldu. Sonra bu organizasyon darbe yapmaya kalktı falan filan. Onun öncesinde 17-25 Aralık oldu. İktidar kendi kendisine 17-25 Aralık bir milat olarak seçti. Miladım budur diyor. Öncesinde yaptıkları, <laughs> önce kendisini böyle sütten çıkmış ak kaşık gibi. Öncesinde ben ne yaptıysam yaptım kardeşim kime ne diyor yani. Sonrasına bakın siz diyor. Kendince böyle bir milat seçiyor. Aynı şekilde bu pek işte neyse terör örgütüyle yürütülen çözüm süreci için de aynı şey geçerli. Ha bir de enteresan burada da bir milat konmuş durumda ama burada iktidar bu miladı sadece kendisi için koyuyor. Benim diyor bu, bu milat öncesi çözüm sürecinde yaptıklarım günah sayılmaz. Hata sayılmaz diyor. Ben sütten çıkmış arkadaşım. Ha ama diyor başkaları için o milat sayılmaz. Şimdi HDP için o milat sayılmaz. HDP'nin işte o milattan önce yaptıkları da neyse yine de suçtur onun için de üstüne giderim diyor yani böyle enteresan bir şey var e, adını söyleyin enteresan bu, bu, Türk siyaset Türk siyasette iktidar kendi kendisine kendi doğrusunu kabul ediyor neyse herkes de buna uysun istiyor Melis Alpan bununla ilgili çok enteresan bir tweet attı hakikaten burada Melis'in de derdini dile getirmek lazım Melis 2015'te şeye gittiğinde işte e, Diyarbakır'da Nevruz'a gitmiş o Öcalan'ın mektubunun okunduğu Orada da tabii ki devletin izniyle okundu Öcalan'ın mektubu. Öyleydi yani o zamanlar. O iş öyleydi. Hatır, hatırlayanlarınız hatırlayacak Allah aşkına. Hatırlayanlarınız vardır değildiyse değilin ya, diye yazın yani öyleydi. Neyse Melis de işte diğer gazetecilerle beraber 2015 Nevruz'unda Diyarbakır'da gitmişler. Fotoğraf koymuş sosyal medyasına Nevruz diye. Hakkında dava açıldı. Çözüm sürecinde bir gazeteci olarak Nevruz'a gitti haber yapmak için diye. Şey Hakkında dava açıldı Melis'in. Böyle bayağı hapis cezası falan isteniyor. Onunla yargılanıyor. Şimdi Melis de şu örneği veriyor. E, son dönemde çok gündeme gelen, e, işte bu çıplak aramayla gündeme gelen AK Parti milletvekili Öz Özlem Zengin, işte 2015 yılında katıldığı bir programda e, demiş ki, e, Selahattin Demirtaş Öcalan'ı örnek alsın. Demiş. ediyor mesela Öcalan, şimdi diyor Özlem Zengin Yargılanmıyor. Diyor ben bir fotoğraf paylaştım diye. Ağır ceza mahkemesinde yedi buçuk yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyorum diyor. Bu nasıl adalet diyor Melis Alpan. Haklı mı? Haklı. Bir tek fotoğraf koymuş sadece yani. İşte diyorum ya yani kimi şeyler efendim iktidar öyle bir şey ki yani maşallah istediği şey suç, istemediği şey suç değil. Ee, bu, iktidar mensupları yaptıysa bir şey olmuyor suç değil. Başkası yaptıysa suç yani böyle bir Anlaması çok zor bir şey gerçekten de. Bir denklem ama geldiğimiz nokta böyle yani geldiğimiz noktada bunu görüyoruz. P Pervin Buldan neyi açıklayacak diye koydum alt yazıya çünkü Pervin Buldan işte gördüğünüz tweetinde dedi ki Salı günü daha fazlasını açıklayacağım. Ben merak ediyorum bakalım Salı günü neyi açıklayacak. Ama tabii televizyonlardan göremezsiniz Pervin Buldan'ı neyi açıklayacağını Çünkü HDP grup toplantılarına malum televizyon kanalları vermiyor. Yani onu da altını çizmek lazım. Onun için artık Twitter'dan falan takip ederiz herhalde. Öte yandan bu e, iktidarın hazırladığı yeni anayasayla ilgili CHP, CHP'li milletvekillerine bir şey göndermiş. Bilgilendirme kitapçığı, bilgilendirme dökümanı. Orada CHP, iktidar nasıl bir anayasa taslağı hazırlayacak, onunla ilgili e, tespitlerini söylüyor. Deniyor ki... Muhtemelen iktidarın arzuladığı yeni anayasada anayasa mahkemesinin ve meclisin yargı ve yasama denetiminin tümüyle etkisizleştirecek. Ahim kararlarının bağlayıcılığı anayasadan çıkarılacak. Yerel yönetimlerin, belediyelerin, muhtarların merkezi yönetime bağlanması seçimle değil atamayla göreve getirilmesi yeni anayasaya koymuş konulmaya çalışılacak. Sivil toplum örgütleri ya kısıtlanacak ya da tümden kaldırılacak. Temel hak ve özgürlüklere anayasal ve hukuki güvence sağlayan maddeler anayasadan çıkarılacak. Cumhurbaşkanına sınırsız kez aday olma imkanı getirilebilir diyorlar. %50 artı 1 ve 2 turlu seçim koşulunun kaldırılması. Bunlar diyor muhtemelen yeni anayasa taslağında, iktidarın yeni anayasa taslağında bunlar yer alacak diyor. CHP'nin öngörüsü bu olabilir mi? Olabilir. Ama CHP'nin bu konuda şu anda rahat olduğunu görüyoruz. Çünkü yeni anayasayı işte referanduma götürmek için meclisten getirecek geçirecek çoğunluğu AK Parti ve MHP'nin yok. Burada muhalefete muhtaçlar. Anlaşılan CHP'de muhalefet bloğunun bu aşamada sağlam durduğunu düşünüyor. Onun için içleri rahat. Ama CHP'nin bu değerlendirmesini ben şöyle çarpıcı buldum. Çünkü mesela e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir röportajda sorulmuştu. Sizce AK Parti laikliği anayasadan çıkarmaya çalışacak mı diye. Zannetmiyorum demişti Kemal Kılıçdaroğlu ama CHP anlaşılan bu hani AK Parti'nin anayasa taslağının epey böyle bir tek adamcı ve epey otokrat bir anayasa taslağı olacağının farkında. En azından farkında olduklarını gösteriyor. Bakalım bu yeni anayasa meselesi de daha çok su götürür önümüzdeki hafta. Öyle anlaşılıyor diyorum ve noktalıyorum.